Evet sevgili arkadaşlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le yapacağım röportajı iki bölüm olarak düşündüm. Birinci bölümde daha çok veriler üzerinden gidelim. Antalya, Türkiye'nin cari açığının kapatılmasında en önemli şehirlerden bir tanesi. Gelen ziyaretçi sayısı gerçekten dünya çapında. Çok etkileyici. Elde edilen gelir açısından da aynı şekilde. Acaba burada ne kadar otel var? Otelcilik açısından nereye doğru evriliyor? Başkanın vizyonunda bundan sonra hangi adımlar olacak? Ama önce sayılarla, somut verilerle turizm başlığını konuşalım başkanla. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Antalya'nın en önemli ve sembolik mekanlarından birinde bulunuyoruz. Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Şimdi efendim, Antalya yani o kadar çok boyutu olan bir dünya şehri ki birçok yönünü konuşabiliriz ama insanların turizm tarafı çokça bilindiği ve merak edildiği için isterseniz önceki yılla bir karşılaştırmasını yapalım. Bu sene nasıl geçiyor performans olarak bakıldığı zaman? Dünyada da birçok dinamik gelişme var. Ondan da çok etkilenen bir sektör, turizm sektörü. Bir genel değerlendirme yapmanızı rica edebilir miyim? Önceki seneyle bu seneyi bir mukayese edebilir misiniz? Şimdi tabii bu ay biraz geçen yıla göre eksik bu ayımız. Yani Temmuz-Ağustos ayında geçen yılkinden düşüyoruz. Ancak yine sayısal olarak geçen yıl 2022 yılında 14 milyon 300 bin turist gelmişti. Yabancı turist, evet. Bu. 10 milyon civarında da yurdum insanı. Yani 23,5 milyon. İşte 2 milyon 688 de nüfusumuz var. 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Tabii ki dünyadaki işte krizler, savaşlar, işte Rus-Ukrayna savaşı falan, buna benzer rakip ülkelerimiz, onlarla ilgili işte bazen fırsata dönüştürmek için tabii ki sorunlar yaşanabiliyor. Ama Antalya şöyle bir özelliği var Hakan Bey. Mesela bizim Antalya'mız bir gecelememiz 700 bin yatak kapasitesi olan bir yer. Avrupa'daki birçok ülkeden Avrupa'da daha fazla değil mi bu? Birinci sıradayız. Öyle İl mi? Olarak Antalya. Avrupa'da birinci sıradayız. Ama dünyada 10. sıradayız il olarak. Yani çok böylesi çok önemli bir kapasiteniz var. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Antalya'nın merkezini ve ilçelerini kastederek. Tabii yani ki. Kemer, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar. Yani Belek, hepsi Alanya, dahil buna. Hepsi dahil yani. Evet. Kaş dahil. Yani Manavgat dahil olmak üzere bütün sahillerimizle ilgili. Zaten bir taraftan 500 antik kentimiz var mesela Antalya'da. Ören yerlerimiz var. Yani dünyada böyle bir zenginliğe sahip bir olan bir sahip bir yer yok. Şehir çok az. Kesinlikle yani. Çok az. Yani gerçekten şimdi biz tabii ki bize çok görev düşüyor. Yani biz bu gelen 25 milyonun havası, suyu, her şeyle ilgileniyoruz. Sayın Başkan, böyle rakamlar çok çarpıcı olduğu için birkaç rakam daha sorayım size. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri değil mi? İlk birkaç destinasyondan biri değil tabii mi şu ki, anda? Tabii ki çok net. Çok net. Yani Avrupa'da birinci sırada. Yani böyle Paris'le, Londra'yla neredeyse rekabet edecek kadar. Tabii, yani tabii, uçuşlara tabii. Baktığımız zaman da. Ya geçen gün bir gecede havaalanında 1157 ile rekor kırmıştı. 1157 uçak mı indi? Evet. Evet. Yani bu çok önemlidir. Yani Antalya o yönüyle çok... Hazır o konudan bahsetmişken Sayın Başkan, böyle doğaçlama bir şekilde sohbet edelim. İzleyicilerimiz de daha rahat takip edebilir. Antalya direkt seferler dünyanın birçok şehrinden ve ülkesinden yapılıyor. Bunların bir bölümü yıl boyunca devam ediyor. Bazıları da dönemsel olarak devam tabii, ediyor. Tabii dönemsel aşağı olarak. Aşağı yukarı yani dünyanın sayı... kaç ülkesine, kaç şehrine Antalya'dan Türkiye dışında uçuş var? Yaklaşık olarak söyleyebilir misiniz? Yani şu anda bir defa... 40'ın üzerinde direkt uçuşlarımız var ülkelerde. Ama tabii net sayıyı da yanlış bir şey söylemeyeyim. İlave ederiz yani onları. Onu ilave ederiz. Ama süreçle ilgili baktığımızda biz bunu Antalya'da tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde 12'ye yaymak istiyoruz. Yani bir taraftan sağlık turizmiyle, işte bir taraftan spor turizmi. Bizim sporla ilgili 2000'e yakın spor işte kampını burada yapıyor mesela. O çok avantaj. Yani mesela o yaz harici geliyorlar biliyorsunuz, kışın geliyorlar. 2000 falan. Kulüp mü geliyor? 2000 tabii, kulüp mü 2000 geliyor? 2000 kulüp yani spor takımlar geliyor, futbol takımı olsun. Evet. Hep bunlar burada antrenman sahalarımız var yani bunlar çok önemli. Yani altyapısı var. Sezonun yani. Uzun olması ve iklim avantajı kışın da burada. Tabii işte ben zaten otellere geldiğimde yapım, dolu olduğunu görüyorum. İşte onu demek istedim yani. O kamplarla şeylerle ilgili mesela çok önemli, gerçekten de önemsiyoruz.
İşte bir taraftan şimdi sağlık turizmi, bir taraftan yayla turizmi gibi buna benzer çeşitlendirmek gerekiyor. Sayın Başkan, baktığımız zaman Türkiye ekonomisine ve Türkiye turizmine katkısını Antalya'nın, onu da bir özetleyelim mi? Şimdi 2022 yılında tüm siyasilerimiz, devlet büyüklerimiz dahi hepsini Koro eşliğinde söylediğimiz 45 milyar dolar gelir vardır Türkiye'de turizmle ilgili. Evet. Bunun ölçü olarak söylüyorum Antalya, 20 milyar dolara yakını sadece Antalya'dır. Çok çarpıcı gerçekten. Yani tek bir şehrin bu kadar büyük bir aynı zamanda istihdam yaratması, bir taraftan ki, turizm geliri yaratması. Tabii ki. Çok önemli. Burası yani Türkiye'nin can damarı. Türkiye'nin, Sayın Başkan, verdiğiniz rakamlar şu bakımdan da önemli. Yani cari açığını Türkiye'nin turizm yani sektörü önemli oranda kapatıyor ve hayati, yani burada Antalya'da sizin arkadaşlarınızın, vatandaşlarımızın sunduğu otelcilik hizmeti, turizm hizmeti. Ve biraz daha rakamlardan bahsediyordunuz, onlara devam edin lütfen. Ama burada şöyle bir konu var, ben bunu Sayın Bakanımıza da söyledim. Her ortamda da söylüyorum. Şimdi bizim Antalya'daki sıkıntımız şudur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Antalya'daki diğer sahilde olan ilçe belediye başkanı arkadaşlarımı da katıyorum işin içine. Burada konaklama vergisi, hani şehir vergisi vardır ya, gidersin. Tamam. Fransa'ya inersin, Paris, nereye iniyorsan indiğin anda hemen peşin üzersin. Şimdi biz burada bunu konaklama vergisi adı altında başladılar şimdi Turizm Bakanlığı. Tamam. Tamam, olabilir. Ancak ben az önce nüfusumuzun 2 milyon 688 bin olduğunu söyledim. Ama ben o 25 milyona hizmeti nüfusum 2688'e göre alıyorum. Burada bir haksızlık var. Nasıl bir uygulama olmasını önerirsiniz, yani isterseniz? Tamamını biz alalım demiyorum. Zaten turizm firmalarımızın, büyük yani firmalarımız yurt dışındadır. Yani şey olarak düzeltiyorum. Antalya dışındadır, Ankara'sında, İstanbul'dadır merkezi, yani doğru. Vergi. Onlar İstanbul'da ticari merkezleri. Evet. Ticari merkezleri. Otellerin vergiyi Ankara'ya yatırdılar, İstanbul'a. Ama hizmetini biz yapıyoruz. Buradaki bu şehirde olan kazanan şehirde vergisini ödemesi gerekiyor. Yani bu anlamda bir düzenleme yapmak lazım. Sayın Bakan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı ile bu konuyu konuştunuz. Evet, zaten konuştum. Konaklama nasıl vergisinden belli bir pay bakacağız ama evet. Yani bir sonuç alamadık yani şu ana kadar. Yani hani bizim zaten Antalya İbradıl'dır biliyorsunuz. Antalyalıdır bakanımız. Tabii. Ama bu konuda gerçekten bu benim şahsımla alakalı değil. Yani biz bir dönem daha yaparız, geçeriz ama buradaki bu turizm sektörüne hizmet etmek. Mesela düşünün ki havaalanından indiği an itibariyle yollar, caddeler bütün büyük şehrimize ait. Biz oranın sıcak asfaltını en kaliteli yapmak mecburiyetindeyiz. Hani 5 yıldız oteliyiz, yollar da 5 yıldızlı olmalı en az. İşte restoran, buna benzer yaptığımız hizmetlerimiz, her şeyimiz böyle olmalı. O anlamda. Yani biz gelirin tamamını bize de verin de demiyoruz ama Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne işte mavi bayrağın yarısı, mesela 540 mavi bayrak varsa 231'i Antalya'da mavi bayrağın. Buradaki bile. Makul düzenleme ne olmalı size göre? Makul düzenleme, konaklama vergisinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir pay verilmeli. Bu oranın ne kadar olabileceği konusunda yani bir fikriniz oldu mu? Yani onu hesap edilir. Hiç öyle bir fikrim yok. Yani 20 Anladım. Milyar dolar getiren bir Antalya'nın, bu anlamda çok da önemsiyorum yani sizin bu konuda duyarlılığınızı da biliyorum. Takip edeceğim ben de bu konuyu. Bu konuda sizden de ricamdır. Yani eğer gerçekten şahsım için değil, ben Antalya'mız için daha iyi hizmet, kaliteli hizmet edebilmek için söyledim. Anlıyorum. Evet. Efendim biraz da oturarak sohbet edelim. Gerçekten Antalya yani yılın bu dönemlerinde özellikle en sıcak günlerini yaşıyor Sayın Başkan. Tatlı bir sıcak. Tatlı bir sıcak var. Aynen. Ama bu sıcağı görmek için dünyanın kuzey ülkelerindeki coğrafyalarından çok sayıda insan buraya geliyor. Evet. Ve burada yılın önemli bir bölümünü geçirenler, ev tabii alanlar, mesela, kiralık evlerde oturanlar, otellerde kalanlar. 100 bine yakın yabancımız burada oturur zaten. Sürekli 200... kalanlar mı bunlar aşağı tabii yukarı? Tabii ki sabit kalanlar bunlar. 100 bin civarında mı Antalya içinde? Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 100 bin vardır yani çok bu, rahat. En fazla kalanların sayısının ülkelere göre baktığımız zaman hangi ülkeler var? Rusya, Ukrayna, sonra Almanya, İngiltere, diğerleri
biraz azdır ama genelde en çok Rus yani. Aslında Türkiye'nin o yönüyle en uluslararası şehri denebilir Antalya'ya, değil mi? Tabii. Yani entegrasyon açısından. Çünkü burada yaşayan insanlar kendi ülkeleriyle bir sosyal bağ kuruyorlar, kültürel bağ kuruyorlar. Burada ibadethaneleri var, kendi sosyal alanları var. Bile, yani her şeyleri var. Yani burada da yapılması gereken ne varsa hem yerel yönetimler olarak bizler yapıyoruz, belediye başkanı kardeşlerim. Hem de devlet, millet işbirliği içerisinde, onların yani güven içerisinde, evet, burada yaşamaları hiç ayrı bir şeyimiz tutmuyoruz onları. Ben şu dünyanın önde gelen diğer turizm merkezleriyle sevgili izleyiciler, ben mukayese, çok seyahat eden bir insanım. Başkan siz de öylesiniz, dünyayı takip ediyorsunuz. Ben Antalya'ya her geldiğimde bir Miami ile karşılaştırıyorum. Ama diyorum ki Miami'ye göre, yani artıları eksileri olabilir mukayese tablosunda mutlaka şehirler, ama buranın Miami'ye göre çok avantajı var. Tabii ki. Yani burası Avrupa'nın merkezinde bir yer, ulaşımı çok kolay, ben çok güvenli görüyorum. Çeşitlilik açısından çok farklı coğrafyalara yakın, yani Miami'de Amerika'da bir şehirden diğerine uçmak için işte yaklaşık büyük şehirlerde 3'er 4'er saat uçmanız lazım. Halbuki evet, burada Avrupa'nın herhangi bir destinasyonuna 2,5 saatte, 3 saatte gidebiliyorsunuz. Avantajları var. Bir de güvenlik açısından da, yani Antalya güvenli, tabii, bir yani şehir diyebiliriz, evet, değil mi başkan? Burada diplomasi, forma olsun, şey olsun, bütün burada yapılır biliyorsunuz. Evet. Yani böylesi bir kentte birçok konulara ev sahipliği yapıyoruz Antalya'da. Yani burası bir festivaller şehri, burası bir kongre merkezi, aynen, burası bir spor etkinlikleri merkezi, az önce ifade kamplarını ettiğiniz yaptıkları, gibi. Kamplarını yaptıkları, alanlarımız çok uygun, evet. Yani bunları biraz daha ayrıntılı konuşalım istiyorum. Sizi de alayım evet, yerinize. Evet sevgili izleyiciler, şimdi biraz da Sayın Başkan'la oturarak sohbet edelim istiyorum. Şimdi Sayın Başkan, turizmle ilgili verdiğiniz rakamlar gerçekten yani heyecan verici. Yani dünya ölçeğinde baktığım zaman adeta turizmin kitabını yazan şehirlerden biri burası. Daha da iyi olabilir, daha da potansiyeli olan bir yer çünkü nihayetinde. Biraz daha rakamlar verelim. İlk üçteki ülkeler, en fazla ziyaret eden ülkeler arasında hangileri var şu anda son verilerde? Son verilerde yani Temmuz sonuna göre baktığımızda birinci sırada Rusya Federasyonu, yani Ruslar var. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada İngiltere var. Bu tabi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tabii olmasaydı. Tabii savaştan dolayı zaten Almanya hatta 3. sıradaydı o zaman. Evet. Şimdi bu yani 5000 farkla 3. sıradaydı. O arada az bir şey vardı ama şimdi ben o savaş etkiledi. Turizm, sadece turizm değil diğer alanlarda da istihdamı artırmak için bir dizi projeniz olduğunu biliyorum. Biraz sonra gastronomi konusundan da soracağım size, o konuyu da soracağım ama turizm alanı ne kadar istihdam yaratıyor Antalya'da, bir onu da bir vurgulayalım. Şimdi yılbaşı öncesi SGK ile ilgili müdürümüzden aldığımız bilgide 275 bin çalışan vardı. Yani bir taraftan. Ama bu şöyle düşünmek lazım. Atamızın hiç şüphesi ki dünyanın en güzel yeri Antalya dediği güzel Antalya'mız. Bir taraftan 500 antik kenti olan, ören yerleri olan bir kent, tarih var. Ama bir taraftan da verimli topraklar var. Şimdi oradaki turizm, bir otel dağdaki hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızı da etkiliyor. Üreticilerimizi, domatesi, sebzeyle uğraşan, elma, armut meyvesiyle, narencisiyle. Yani o bir zincir. Bir ekosistem sadece, oluşturuyor. Tabii ki adeta bir ekosistem. Aynı zamanda otellerde sadece söylediğim benim çalışan kardeşlerimiz. O anlamda yani önemli olan 12 kayayı yayabilirsek. Mesela biz bir taraftan işte göreve gelir gelmez hemen ilk önce bugüne kadar kurulmamış Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Birliği'ni kurdum. İlçe belediyelerini aldık, turizmcileri aldık ve beraberce Antalya'da turizmci, yatırımcı dostlarımızla beraber turizmde neler yapılabilirle ilgili, büyükşehir olarak üzerimize düşen ne görev var, işte bir taraftan arıtmalardan tutun hep bunların kapasite artırımı, bir taraftan yollarla ilgili, altyapılarla ilgili de çalışmalara devam ettiriyoruz. Çünkü biz 2000'e yakın aynı zamanda spor, işte kamplar var, futbol olsun, buna benzer. Bunun yanında golf çok önemli Antalya'da. Yani bir de golf yüksek gelir grubundan insanların tercih ettiği bir spor branşı olduğu için yani geceleme başına gelir seviyesini çok arttırabilecek olaylardan biri. Yani o hedeflerimizden yani biri çünkü. Milyar dolara hem değil mi? Yani onların da büyük katkısı vardır yani. Olabildiğince yani business class tabii yolcularının sayısını arttırmak.
Bunlar harcama kapasiteleri olan insanlar, sadece otelde kalan insanlar değil. Aşağı yukarı kaç tane 5 yıldızlı tesis var Antalya bölgesinde? Geçen yıl 502 civarındaydı. 500'ü şu anda geçtiniz 500'ü mi yani? Çok rahat geçtik. Şimdi Sayın Başkan, siz çok tecrübeli bir turizmci ve yerel yöneticisiniz. Yani neredeyse 30 sene kadar bir zaman oldu. 29 geçtik, evet, 30'un içindeyiz. Şunu merak ediyorum, vizyon olarak Antalya'da baktığınızda yine 5 yıldızlı yeni tesislere ihtiyaç var mı? Yoksa konaklama modelini dağıtarak farklı şeyler mi yapmak lazım? Hala ihtiyaç var mı? Çünkü yani rekor sayıda bir yatak arzı var Antalya. 700 bin civarında dediniz değil mi? Evet, bir gecelememiz 700 bin, evet, bizim. Yeni otellere ihtiyaç var mı Antalya'da sizce? Bence şu anda tabii ki tahsisleri Turizm Bakanlığı yapıyor ama şu anda zaten sahillerde de çok da bir yer kalmadı. Evet. Yani ben burada Özal'a da rahmetle anıyorum. Gerçekten ilk kıvılcımı Antalya'da turizmin meşalesini ışığını uyuyor. Belektir değil mi? Belektir. Tabii, Özal'ın adım attığı Belek'le yer. Belek'le başladık derken Kemer, işte Çamyuva dahil olmak üzere Göynük, Beldibi ve Side, Manavgat çok önemli. Yani bir tatil köyü konseptini o zaman öğrendik. Tabii ki. Türkiye'de işte bu birkaç tane Avrupa şirketi vardı. Club Med vardı mesela. Evet, Fransız Foça'da tatil köyü diye geçerdi. Tabii ondan Kemer'de. Sonra işte Robinson vesaire geldi. Hepsi sırayla işte değil dediğiniz mi gibi ama önce işte, evet, Kemer'de ağırlıkla başladı. Şampiyon vardı. Şampiyon tatil köyü vardı. İşte şimdi Şampiyon Ahmet Ayık abimiz, bizim büyüğümüz. İlklerden biridir değil mi orası? Şampiyon tabii tatil köyü. Tabii ki. İlklerden birisi. Kulüp Salim'e vardı Salim'e o zaman. Vardı. Şimdi Şampiyon tatil köyü şimdi az önce konuştuğumuz Trofed'in önceki başkanı Osman Ayık da benim turizm danışmanı arkadaşım. Öyle mi? Ahmet abinin oğludur ve Trofed'in başkanı. Devlet büyüklerimiz geldiğinde turizmle ilgili bilgileri o verirdi zaten. O bakımdan o söylediğiniz isimler gerçekten ilk turizmin başladığı an itibariyle, evet, öncü otellerimiz. Yani bir emekleme dönemini Türkiye hızlı bir şekilde öğrenme kapasitesiyle birçok alanda, çünkü hızlı öğreniyor ülkemiz. Biz hizmet sektörüne de çok yatkın bir ülkeyiz ve hakikaten dünya çapında da başarılı. Bizim Sayın Başkan, yani bu kadar ülke dolaştım bugüne kadar. Turizm tesislerimizin kalitesi, altyapı olarak ve hizmet niteliği olarak muhtemelen dünyada en iyi ülke Türkiye. Bunu net söyleyebilirim. Kesinlikle aynen katılıyorum. Ben Erkan Mumcu Turizm Bakanlığı'nda biz belediye başkanlarıyla beraber bir İspanya'ya gitmiştik. Seyahat yapmıştık. Orada golfle ilgili bir yere gittik. Gecelemesi 1000 dolardı. İnanır mısınız? Çok orada yüksek konuştuk. Dedik ki biz buna 5 yıldız değil, kaldığımız otel gecelemesi 1000 dolar. Biz dedik ki burada 4 yıldız veririz en fazla bu otele dedik. Yani gerçekten çok kaliteli otellerimiz var. Bir de özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Turizmci dostlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanın ki hem istihdam ediyorlar hem işte 20 milyar dolara katkı koyuyorlar. Vergisini veriyorlar. Bir taraftan da olağanüstü durumlarda işte 1989'da savaşlar vardı biliyorsunuz. Tabii yani Irak. Körfez krizi. Önce İran-Irak savaşı, evet, vardı işte Sayın Körfez Başkan. Körfez kriziyle sonra başlayan. Sonra Amerika'nın işgali Irak'ı 91-92 devam, evet, etti işte sonra. Onu söylüyorum. Ve her zaman bir de Covid yaşadık biliyorsunuz. Tabii. Ben kendim de bir ağır Siz Covid geçirdim. Siz çok ağır geçirdiniz ve herkesi, evet, korkuttunuz Sayın yani Başkan. Sizin yani dualar Allah'ın takdiri, evet, ve evet, sağlık çalışanlarımızla, evet, bugünlere geldik. Ve dünyada Covid olmasına rağmen mesela çok yerler iş yerini kapattılar. Küçük esnaflarımız, hepimiz, herkes zarar gördü. Gerek sağlık açısından, gerek işletme, dışarı sokağa çıkma yasağı falan. Ama en hızlı turizmler ayağa kalktı. Doğru. Kaldırdı. Yani evet, onlar yani iyi ki var. Biz yani hem turizm hem otellerimiz, ben yani Covid döneminde de işim gereği gelmiştim. Otellerde alınan önlemler mükemmeldi. Tabii ki. Ondan sonra havayolu kuruluşlarımız da hızlı toparlanmaya ciddi katkı verdiler. Yani bu turizm gelirlerimizde havayolu kuruluşlarımızın önemli bir rolü var. Yani işte Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, onlar çok Antalya'dan da gerçekten direkt uçuşlar yapıyorlar. Ama ben turizmcilerle, yerel yöneticilerle konuştuğumda hep diyorlar ki yani biraz daha uçuşa ihtiyacımız var.
olabildiğince rötarlar azalsın, Antalya Havalimanı güçlensin diye. Antalya Havalimanı'ndaki durum nedir şu anda Sayın Başkan? Şimdi bizim tabii ki havalimanında, hatta şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi Emniyetimiz işbirliğiyle yollarda da bir düzenleme yapıyoruz. Yani bir günde, işte geçenlerde 1157 uçak inişini düşünün. O trafiğin yoğunluğu var. Bir taraftan işte orada altyapıyla yolların genişlemesiyle ilgili geçen hafta da bir toplantı yaptık zaten. Çok yoğunluk var şu anda. Tabii biz bu yoğunluktan zaman zaman trafik sıkışıklığı olabilir ama biz bundan yabancı ve yerli misafirlerimizden dolayı mutluyuz da. Yani en azından hem bütün esnafımız, bütün turizmciler bir taraftan da... Yeni terminal şu anda devam etmekte devam olan, büyütülüyor havalimanı değil büyütülüyor, mi? Evet. Dolayısıyla daha büyük kapasite ulaşacak. Kapasite arttırılıyor şu anda. İnşallah daha da iyi olur. Sayın Başkan, bu İstanbul'da da Türkiye genelinde de son dönemde çok konuşulan bir konu var. Airbnb olarak kullanılan evlerin ekonomiye ve turizme etkisi ne yönde etkiliyor? Yani olumlu mu, olumsuz mu? Yeni bir başlık mı açılıyor bakılması gereken? Sizin değerlendirmeniz ne o noktada? Antalya bölgesinde baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani düzenlenmesi gereken, ilave bir adım atılması gereken bir konu var mı? Tabii ki. Var mı? Şimdi biz bu Antalya'da özellikle kira konusunda örnek veriyorum, çok büyük bir denge bozukluğu oldu bizim. Ev yani, kiralarından bahsediyorsunuz öyle ev mi? Kiralarından, ev kiralarından, iş yeri kiralarından. Yani bir kere devlet memuru olan, tayin ataması yapılan, burada çalışan memur kardeşlerimizin dahi aldığı maaşla kira ödemesi mümkün değil. Ortalama kiralar ne kadar şu an Antalya'da gördüğünüz kadarıyla? Yani kiralar 10 binden başlıyor. Yani normal en kötü ev 5 milyon liradan başlıyor. 5 bin liradan 5 bin başlıyor. Liradan. 5 binden aşağı bir kira 5 binden aşağı yok. Ama mesela ortalaması 10 bin TL mi aşağı yukarı? 10 bin tabii liralardır. Ortalaması net 10 bindir. Çünkü memur olduğunuzu düşünün. İşte Kaş'a polis kardeşimiz gitti oraya, aldığı maaş kadar şimdi orada 5 bine mesela bulamaz, 10 bine bulamaz. Evet. Hele popüler yerlerde. Popüler yerlerde. Evet. Bu anlamda zaman zaman ülkemizin coğrafi yani yapısı açısından işte bunlara bir değerleme yapmak lazım. Burada mesela devlet, sosyal devlet adı altında işte memuruna ayrı konutlarıyla ilgili buna benzer düzenlemeler yapılmalı. İşte yabancıya satışla ilgili işte bir önce 1 milyondu sonra 250 sonra 400 bin dolara çıkarıldı falan. Bunlarda gerçek bir düzenleme yapmak lazım baştan sona. Mesela şimdi yabancıya mülk satışından burada mobilyacısı da memnun oluyor. Ama bir taraftan da vatandaşlık verilmesiyle ilgili karşı çıkanlar var. Yani düzenlemeyi iyi yapmak lazım. Yani yüce Türk milletini korumak, sonra da işte konut satışlarını belli bir aşamada yapmak lazım. Onun dışında vatandaşlık ayrı bir iş. Tabii bu hükümetin işi, büyüklerimizin işi. Ben bu konulara çok da girmek istemem. Ama burada şimdi ev sahibi evini değerlendirmek istiyor. Bir bakıyorsun 3 bine 4 bin lira otururken yan komşusu bu defa 15 bin liraya kiraya vermiş. Kiracı ev sahibi arasında büyük kavga var. Ev sahibi olan evini değerlendirmek istiyor. Kiracı olan ucuz olsun ister. Haklı olarak biz de kiracı olsak biz de ucuz. Ama evi olan evini değerlendirmek istiyor. Yani bu dengeleri bir kurmak lazım. Bir dengeyi tutturmak lazım. Yani her kimseyi mağdur etmeyecek şekilde. Kimseyi mağdur etmemek anlamında. Türkiye'deki anlamı. Ekonomik gelişmeleri de göz önünde. Kesinlikle. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Son bir iki soruyla tamamlayalım. Yerli turistlerin, tabii bu genel ülkenin ekonomik durumuyla alakalı bir şey. Çoğunlukla onun farkındayım ama gerçekten turizm faaliyetine katılmaları, aileleriyle bir yere gitmeleri çok yüksek bir maliyet ortaya koyuyor. Yani hele uçakla gidiyorlarsa bir 4 kişilik ailenin maliyeti bir otele gitmesi bir hafta kolay değil. Yerli turistin, vatandaşlarımızın daha iyi imkanlarla tatil yapabilmesi için belediye olarak ne öneriyorsunuz veya ne yapıyorsunuz? Şimdi bir cümle şöyle, söyler yani misiniz? Biz bunu belediye olarak tabii ki bizim belediyemizin oteli yok. Ancak otelcilerle, yatırımcılarla beraber, turizm sektörünün bileşenleriyle beraber zaten bu konularda birlikte her ay bir mutat toplantımız var. Perşembe günde yine Kemer'de
bir toplantı, AKTOP, Antalya Akdeniz Otelciler Birliği ile yine toplantımız var. Biz bütün ekibimizle beraber gidiyoruz, turizmlerin talepleri neyse değerlendiriyoruz. Bu konu gündeme geliyor. Burada biz mutlaka ülkemiz, yurdum insanına otelcilerimiz yardımcı oluyorlar. Hani bazen bir yanlış anlaşılma, turistler bizden ucuza kalıyor gibi öyle bir şey yok. O yanlış bir algı mı? Yanlış bir algı. Yani ben bugün turizm danışmanımızla da bu konuyu konuştum. Böyle bir yanılgı var. Asla yani turistlerin ödediği fiyattan yüksek bir fiyat ödemeleri mümkün değildir. Daha da düşüktür yani. Efendim çok teşekkür ediyorum size.